Merhaba arkadaşlar. Bugün edebiyata yolculuk çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Bu çalışmamızda bugün Nihat Sami Banarlı'dan bahsedeceğiz. 1907'de İstanbul'da doğan Nihat Sami, Som Yarkın olan soyadını Banarlı olarak değiştirmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okumuştur. Sonrasında Edirne Lisesi'nde göreve başlamıştır ve birçok lisede öğretmenlik görevlerini yapmıştır. Edebiyata ortaokul öğrenciliği yıllarında heceyle ve aruzla yazdığı şiirlerle başladı. Oyun ve öykü denemeleri yaptı. Kızıl Çağlayan ve Yuvanın Şarkısı adlı manzum piyesleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışmayı kazandı. Bakanlık bu eserlerini kendi kitaplarında yayınladı. Birçok dergide eserleri yer aldı. 7 Gün dergisinde edebiyat sayfasını yönetti. Hürriyet'te edebi sohbetler başlığında yazılar yayınladı. Liseler için hazırladığı edebiyat ders kitaplarıyla tanındı. Yahya Kemal Enstitüsü kurucularının olan Banarlı, şairin eserlerini 13 kitapta bir araya getirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Bin Temel Eser ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonlarında üye başkan olarak bulunmuştur. Nihat Sami Banarlı'nın eserlerinden bahsedecek olursak, Yahya Kemal Yaşarken, Yahya Kemal'in Hatıraları, Türkçenin Sırları, Şiir ve Edebiyat Sohbetleri, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Büyük Nazireler Mevlüt ve Mevlüt'te Binli Çizgiler, Edebi Bilgiler, Başlangıçtan Tazimat'a kadar Türk Edebiyatı, Fatih'in Zafer Sırları, Bir Dağdan Bir Dağa, tiyatro eserleri Kızıl Çağlayan, Bir Yuvanın Şarkısı, roman Bir Güzelliğin Romanı. Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları kitabından bahsedecek olursak, Türkçenin Sırları edebiyat tarihçisi ve yazar Nihat Sami Banarlı'nın Türk dili üzerine kaleme aldığı bir araştırma kitabıdır. 1971 yılında ilk basımı yapılan kitapta Türkçenin güzelliklerini, inceliklerini ve ahenginin ele alındığı makaleler bulunmaktadır. Nihat Sami Banarlı kitapta imparatorluk dili adını verdiği kavrama değinmiş, İngilizce, Arapça, Latince ve Türkçenin imparatorluk dili olduğunu belirtmiştir. Bu dört dilin kelimelerinin kendine özgü bir musikiye ve ahenge sahip olduklarını öne sürmüş, İngilizce, Arapça, Latince ve Türkçenin diğer dillerden aldıkları kelimeleri bile bu ahenge uygun olarak dönüştürdüğünü örneklerle açıklamıştır. Bir dilin kelimelerini hor görmek, hakir görmek, hele şu veya bu politik veya ideolojik sebeple dilden atılabilir görmek, en az onların oluş ve yontuluş tarihini bilmemekten, hatta sevmemekten doğan büyük bir gaflettir. Çünkü milletlerin olduğu gibi kelimelerin de tarihi vardır. Bir milletin ataları asırlarca o kelimelerle doymuş, onlarla düşünmüş birbirlerini ve evlatlarını o kelimelerle tamamıyla milli bir sanatla işleyip Türk yapmışsa evlatlar artık o kelimelere düşman kesilemezler. Banarlı'nın bu eseri her Türkçe sevdasının başucu kitabıdır. Bu kitap aynı zamanda lise ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Nihat Sami Banarlı 13 Ağustos 1974 tarihinde hayata veda etmiştir.